Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Ne Çin ne de Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden rekor getiren Türkiye kararı. Değerli izleyenler, son dönemde gelişen Türkiye-ABD ilişkileri ekonomik alanda kendisini göstermeye başladı. ABD merkezli firmalar ekonominin tekelini elinde tutan Hindistan, Çin, Vietnam ve Brezilya gibi ülkelere nazaran artık Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Türkiye-ABD ilişkileri 2023 yılında da olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Artan yatırımlar ve Türkiye pazarına yeni giren ABD'li şirketlerin farklı sektörlere yönelik ilgisiyle geçmişi 200 yıla yaklaşan ilişkiler, 2023'ün ilk yarısında ivme kazanmayı sürdürdü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emçem Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnoğlu, Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını belirterek, ticaret ve yatırımın iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit nitelikte önem taşıdığına dikkat çekti. Ülkemizdeki ABD yatırımları ve ticaretini geliştirme önceliğimiz kapsamında ikili ticaretin 100 milyar dolar düzeyine ulaşması hedefine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Son 12 ayda Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi 31.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken bunun 15.9 milyar dolarını ihracat, 15.4 milyar dolarını ise ithalat oluşturdu. Üyelerimizden Mondelez International, son 5 yılda 110 milyon dolar yatırım alarak Türkiye'den ABD'ye yüksek sağlık standartlarına uygun 60 milyon dolardan fazla ürün ihraç etti. PwC ile birlikte hazırladığımız Türkiye'ye gelen Amerikan yatırımını inceleyen rapora göre, Amerikan şirketleri genel olarak uzun vadeli yatırımlar yapıyor ve yatırım kararlarını 7-10 yıllık perspektiflerle gerçekleştiriyor. Turnoğlu, Emçem'in ikinci önceliği olan Türkiye'nin bölgesel merkez olarak rolünün güçlendirilmesi konusunda ise Orta Asya ve Kafkasya bölgeleriyle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini kaydetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.